Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız zati haliniz? Misler gibiyiz. Muhterem Zevat-ı Kiram diye bitirmiştik. Çok tuttu dil bölümü. Onun için buradan biraz daha ekmek yiyelim dedik. İyi ettik. Evet, gerçekten bitmemişti aslında. Dil bitmez tabii hocam. Dili konuştuk ama tabii o kadar çok yönü var ki anlamı pek konuşmadık. Görüntülerle uğraştığım için Rudolf Arnheim diye bir bizim alanlarda meşhur bir Alman filozof var. Ders verirken falan çok kullandığım bir adamdı. Görsel algının düşüncede daha öncelikli olduğu. Okuduğum bildiğim kadarıyla Wittgenstein de biraz benzer bir şey söylüyor. Yani ben kırmızı top dediğim zaman sizin aklınızda aslında önce resim oluşuyor diyor. Fakat bu durumda şöyle bir sorun çıkıyor. İki insanın birbirini anlaması bayağı zorlaşıyor. Çünkü aslında benim kırmızı topumla senin kırmızı topun, hadi top gibi bir şeyde çok bir problem yaratmasa da, laiklik dediğim zaman mesela iki insan birbirini anlayabilir mi? Bana şöyle geliyor. Tek tek sözcüklere bel bağlayacaksak bu düzeyde kaldığımızda anlaşma daha imkansız gibi gözüküyor. Ama birimimizi büyüttüğümüz zaman, yani tek tek sözcüklerden ya da sıfat tamlamalarından cümlelere, cümlelerden paragraflara ya da karşılıklı konuşmalara geçtiğimizde ben anlaşabildiğimize inanıyorum. Anlaşamasak bile anlaşamamamız konusunda anlaşıyor olabilmemiz lazım. Dolayısıyla anlaşıyor olmamız şart. Pek çok skeptisizm, şüphecilik ya da görecelilik itirazına benim cevabım çok klasik. Buna cevabım da dolayısıyla aynı doğrultuda oldu. O da şu: 5. yüzyıl Yunan sofisti Gorgias'ın ona atfedilen bir argüman var. Varlık yoktur. Varsa da bilinemez. Bilinse de aktarılamaz. Kavrulun. Şimdi bu tabii skeptisizmin, yani şüpheciliğin, kuşkuculuğun zirvesi bir anlamda. Varlık bile yok. Peki ne yapalım? Peki ne yapalım? Bu manevraya cevabım hep bir aynı manevradır. Bu söylenen şeyi bile benim anlıyor olma umudumla zaten bu cümle söylenmiş durumda. Bu mesajın bana iletilebiliyor olması mesajın içeriğinin yanlış olduğunu göstermiyor mu Sayın Gorgias? Kendi kendini ayağından vuran söylemler bunlar. Çünkü söylemin anlaşmanın imkansız olduğunu ileri sürüyor. Benim bunu anlıyor olmam lazım, bana söyleniyor. Olmaz öyle saçma X formatını düşün mesela. Var. Ama sen olmaz diyorsun. Şunu demeye çalışıyorum. Olmaz öyle saçma şey diyelim ki. Oysa var olan bir şey bu her şeyden önce. Oysa sen ona da peşinen var olan şey olmaz diyorsun ya. Benim dediğim şey... İroni olacağım. Biliyorum. Ben de ironi yapıyorum aslında, ama izleyicilerimiz senin ezilmenden hoşlanacaktır diye düşünüyorum. Çok hoşlanıyorlar. Ezin onu hocam. Hiç demiyorlar ki adam yönetmen haliyle yine de bunlardan da çakozluyor demiyorlar. Demeye çalıştığım şey şu: diyelim ki hatalar, çarpıklıklar, yanlışlar var hayatımızda. Eyvallah, onları tabii ki düzeltmek için buradayız. Ama felsefede çok güzel bir şey vardır. Felsefe bir yere kadar yanlışların çürütülmesine dayanır diye düşünenler var ve doğrudur bu. Ama şöyle bir felsefenin çok daha güzel de bir numarası vardır. O da şudur: yanlışları yalnızca tespit edip elemek değildir mesele. Aynı zamanda yanlışın nasıl ortaya çıktığını anlayıp yanlışın kendine has doğruluğunu anlamak bence en kaliteli hareket. Gaflet ve dalalet bölümümüzde buna ilham. Gaflet ve dalalet bölümümüzde de değindim. Bu anlamda bir sezon finali gibi değil mi? Sizin bugün hıyanet içinde gördüm. Sana karşı. İyice hıyanet arttı. Ben öyle de kindarımdır ki, felsefede de öyle bir şey vardı. Haftalarca böyle damıtır bir konuyu yavaş yavaş sonra şak diye çıkarır böyle. Aslında imkansız olduğunu söylemiyorum da zor olduğunu söylüyorum. Evet, zor olduğu bir gerçek. Bir de daha çok yanlış anlaşmalar çok ilgimi çekiyor. İnsanlar beni genellikle yanlış anlar. Gerçekten derdini anlatmak konusunda ben zorlukları olan biriyim. Ve çok basit şeylerde üstelik, kavramsal meselelere falan gelmeden söylüyorum. Sinemada şey var: söylenen şey aslında söylenmeyen şeyle ilgilidir. Yani Ömer, kahveyi beğendin mi diyorum ben mesela. Dramatik sanatlarda genellikle kahveden bahsedilmiyordur orada. Bu da insanda bir deformasyon yaratıyor. Gerçekten söz kendi başına anlamı olan bir şey mi, yoksa hep alt metne mi gönderme yapıyor? Havuza gidelim mi? İstiyorsan gidelim. Yani of. Sen istemiyor musun? Of hemen anladım. İstiyorsan da. İlk bölümümüzde sen Derrida'nın "metnin dışı yoktur" cümlesini nasıl anlamamız gerektiğine ilişkin bir soru sormuştun. Biraz bunu andıran bir tarafı var. Satır aralarını okumaktan satırları göremez hale geliyorum gibi bir şey demiş oluyorsun. Benim de cevabım gene aynı manevrayla: satırlar var olmuş olmasaydı satır arası diye bir şeyden de söz ediyor olamazdık. Satırlar bir şekilde okunaklı aslında. O yüzden de o satırlara, yani senin gerçekten kastettiğin şeyin ne olduğuna geri dönmek mümkün olmalı.
Başka bir deyişle herkesin kendi özel dili vardı. İlkerce, Ömerce vesaire. Ben bu bakış açısına genel olarak karşıyım. Bu aslında bizi postmodernizme götürüyor diyorsun. Bence de öyle. Ve kendi ayağına sıkan bakış açılarından bir tanesi. Bu neden? Çünkü gene İlker bunu Ömer'e söylüyor ya da Ömer bunu Ludwig'e söylüyor ya da Ludwig bunu Martin'e söylüyor ve dolayısıyla anlaşıyor olma ihtimali en azından zaten kabul edilmiş olmalı. Başka bir deyişle dünyayı deneyimleyişimiz ve birbirimizle ilişki kurma biçimimizin ta kendisinde zaten var olan bazı yapılar var, bazı varsayımlar var ve o varsayımlar olmaksızın adım bile atamıyoruz esasında. O varsayımların kendisine bakmakta fayda var. Anlamlılık mesela böyle bir şey. Anlamlandırma projesine mahkumuz. Söyleyeceğim şey bu. Dünya anlamlı mı değil mi, hayatımız anlamlı mı değil mi bilmiyorum ama filozoflarda da geçen şey esasında bu anlamlandırma projesine mahkumuz. Bu birazcık Nietzsche'yi andırıyor. Anlam yokluğundansa insan hiçliği anlam haline getirir gibi bir şey söylüyor nihilizmle ilgili olarak. Yani benim hayatımın anlamı benim sıfırlığım, hiçliğim, aşağılık olmam, var olmamam gerektiği olsun da hayatım anlamsız olmasın yeter ki diye bir yapımız var bizim. Bu yapıya baktıkça bence insan bu tarz kuşkucu argümanlardan uzaklaşıyor, görececi argümanlardan uzaklaşıyor. Dolayısıyla deneyimlediğimiz şeye ya da konuştuğumuz cümleye bunu söylememi mümkün kılan yapılar neler diye baktığımızda sabit şeylere ulaşabiliyoruz. Ama senin kırmızı dediğin şeye ben kırmızı diyor muyum? Evet, bunu bilemeyiz. Senin bir robot olmadığın nereden belli? Belki herkes hepsi bunların rüya. Doğru. Şuna bence biraz yarıyor. Yani solipsizm, tek bencilik meselesi ve tabii bununla bağlantılı olarak özel dil. Dil dediğimiz şey kişiye hastır, kişiye özgüdür. İnsanlar aynı dili paylaşamazlar. Bakış açısının şöyle güzel bir tarafı var. Bence fikrin kendisi tatsız bir fikir. İlginç olan şey, tabii ki ben senin bilinçli bir varlık olup olmadığını hiçbir zaman bilemem. Ben senin gördüğüm şey ayakkabılar, gözlükler, işte saç şu bu. Ve hiçbir yerde bilinçli bir varlık olduğunu göremiyorum. Ağzından sesler çıkıyor falan filan. Buna eyvallah da. Bu başkalarının bilincinin ne kadar silik olduğu değil, benim kendi bilincimin kendisine ne kadar canlı olduğunu gösteriyor aslında. Yani bilinç kendisine o kadar yoğun bir şekilde verilmiş ki hiçbir şeyin bilince verilişi, bilincin kendine verilişi kadar güçlü değil demeye çalışıyorum. Bayağı felsefe yaptım. Evet, kendimi almıştım. Ne dediğinizi anlamıyorum. Bir de hakikaten formüle eder misin? Hepimiz yalnızız. Hiç kimse hiç kimseyi anlamaz. Kabulünden çıkartacağımız bir sonuç şu olabilir. Biz kendi kendimizle çok iç içeyiz, çok aşinayız, çok dip dibeyiz. Yani kendimize aşinalığımız, kendimize tanışıklığımız, yakınlığımız o kadar mutlak ki o yüzden başkaları bize çok uzak geliyor. Başkalarının uzaklığını vurgulamaktansa bizim kendimize ne kadar yakın olduğumuzu vurgulayabiliriz. Başkalarının bizi anlayamayacağı ya da bizim başkalarını anlayamayacağımız vurgusu yerine kendimizi ne kadar çok anladığımızı da vurgulayabilir. Çocuksu geliyor bana diğer mesele yani. Senin kırmızı dediğin şeye benim kırmızı dediğim nereden belli? Sorgulamasını ben sevmiyorum. Uca götürülmüş bir örnek tabii yani. Var olan en önemli problem iletişim problemi. Çok güzel. Bu çok önemli bir şey. Hatta bunun mutlulukla çok alakası var. Yani iletişimden dolayı ilişkiler, sevgili ilişkileri, karı koca ilişkileri sürekli devam eden bir diyalog olarak galiba formatlamak gerekiyor. Ne kadar uzarsa konuşma süremiz, anlaşma şansım o kadar yükselir. Süre giden ve kapanmamış bir diyalog olarak formatlamak bu yüzden önemli. Eğer hemen bitecekse konuşma, stres artıyor ve anlaşmazlık ihtimali artıyor. Bu bize şunu da getiriyor esasında. Konuşma mı yapıyoruz, sözlü bir iletişim mi söz konusu? Birbirimizi görüyor muyuz yoksa yalnızca telefonda mıyız? Yoksa WhatsApp'ta mı mesajlaşıyoruz? Yeni teknolojinin getirdiği anlaşma platformlarını çok özel bir hijyen gerektirmesi lazım. Hijyene ihtiyacı var esasında. Yeni bir kullanım kılavuzu adeta lazım. Çünkü yardımcı unsurlardan yoksun. Çünkü yardımcı unsurlardan yoksun ve senin hep dediğin gibi yani medium is the message. Nasıl bir format içerisinde konuştuğun, ne söyleyebileceğin, neyin nasıl yanlış anlaşılabileceği, yanlış anlama ihtimallerinin nereden çıkacağına ilişkin yepyeni bir setup getiriyor. Yepyeni bir düzen getiriyor. Ona odaklanmak lazım. Ona hiç odaklanmıyoruz. Konuşuyormuşuz gibi yazıyoruz. WhatsApp'ta konuşmak çok çok büyük hatalara yol açtı falan filan. Tam da bu noktada şeye geleceğim. Benim çok sevdiğim tanım. Tanımlara bayılırım ben. Çocukken oturup meydanları sokurduk kitap yokluğuna. Sen de
mi okurdun? Ben sözlük okurdum. Bir şeyin tanımlanmasına getiriyor bu bizi aslında. Bu ister kırmızı top olsun, ister laiklik olsun, ister havuz olsun. Postmodernizm tanımları sevmiyor. Tanım koyduğun zaman... The tanım yani. Tekil bir tanım diyorsan hele tanımın tanımlığını, o büyük T'li tanımlığını ortadan kaldırmaya çalışıyorlar belki. Tek tek sözcükler ve onların tanımları üzerinden konuşulduğunda stres artıyor esasında. Çünkü anlaşmazlık ihtimali artıyor. Tek sözcük bağlam dışında hangi bağlamda olduğu çok önemli. Yani tanımın şöyle bir problemi var. Tanım denen şey ve senin tanım sevmenin sebebi aslında şu. Hangi bağlamda olursa olsun geçerli bir şey arıyorsun. Dolayısıyla birazcık matematiği andırıyor. Matematik denen şey bağlamdan etkilenmemesi için zaten dizayn edilmiş ya da keşfedilen bir şey. Biz matematik gibi bağlam dışında anlamlı olan ve doğru olan ve gerçek olan bir şeyin tadını aldığımız için insan dili gibi son derece dağınık konularda da yüksek beklentilere yol açıyor esasında. Dolayısıyla ben şimdi biraz ilkele karşı çıkacağım. Yani şunu demeye çalışıyorum. Dilden beklentilerimiz, matematikten beklentilerimiz kadar yüksek olursa çakılabiliriz. Çakıldığımızda da dili suçlayabiliriz. Ya biz anlaşamıyoruz falan filan diyebiliriz. Oysa problem dilin kendisinde değil. Sorun dilden beklentilerimizin matematikten beklentilerimiz kadar yüksek olması. Sorun bizde. Bizim hayalimiz kırılmış oluyor. Bu konuda güzel bir kitap var. Umberto Eco'nun Mükemmel Dilin Arayışı, Mükemmel Dil Arayışı diye bir kitabı var. Türkçe'ye de çevrildi. Avrupa kültüründe mükemmel bir dil yaratma projesinin işte yüzyıllarca tarihine izini sürmüş. Özellikle 17. 18. yüzyılda kusursuz bir dil olsun. Yani hiçbir bağlamdan etkilenmeyen, tamamen tanımlara dayanan, tamamen rasyonel bir dil yaratalım hayali ortaya çıkıyor. Bana şöyle geliyor esasında, dil tamamen rasyonelleştirilmiş ...değiştirilemeyecek bir tarafı var. İyi bir akılcılık bunu kabul edebilecek kadar olgun bir akılcılık olmalı. Peki felsefe kitapları okuyorum bazen. Birkaç sayfa okudum, anlamıyorum. İlgiliyim de bu meselelerle. Yani, tamam akademiyi değilim, bunun bilmem nesi değilim ama neden böyle? Bir felsefe kitabını okuyamadığınızda tek sebebi siz olmayabilirsiniz. Hatta sebebi hiç siz olmayabilirsiniz. Yayıncılık sektöründen söz etmek lazım. Çevirmenlerin çalışma koşullarından söz etmek lazım. Çok az para veriliyor galiba. Genel olarak değer verilmeyen bir iş. Akademik olarak da mesela çeviri sanki önemsiz bir işmiş gibi. Bir değeri de yok. Kötü çevirmenlere denk düşebiliyor ya da çok zor koşullarda çalışan çevirmenlere denk düşebiliyor. Ve felsefe kitapları tahmin edebileceğiniz gibi kimya kitabı ya da işte Isaac Newton'un Principia'sı gibi hatasız şaşmaz şekilde anlaşılması, yazılması ve çevrilmesi gereken kitaplar neyse felsefe kitaplarının çoğu da böyledir. Yani çok dakiktir felsefe cümleleri. Ve o dakikliği yakalayabilmek inanılmaz zordur. Okuyunca anlayabilmek zordur. Bunu tekrar aynı dilde ya da farklı bir dilde ifade etmek de zordur. Descartes'i Fransızca yeniden söylemek bile son derece zor. Ama senin çevirilerin öyle değil. Bazı çevirilerim çok okunaksızdır çünkü öz Türkçe dozunu kaçırdığım çevirilerim oldu. Çevirmen yazarla okur arasına girmek zorunda kalan birisidir ve görünmez olmak zorunda. İyi bir hakem nasıl görünmez bir hakemse iyi bir çevirmen de görünmez bir çevirmen olmalı. Bu şunu gösteriyor. Bazı iyi şeyler tanımları gereği görünmez olmak zorundadırlar. Bu yüzden onları iyi yapan birilerinin olduğunu görmemiz giderek zorlaşıyor. Bir şey ne kadar iyi olursa o kadar gözden kaçar hale geliyor. Bu da şu anlama geliyor. Ona teşekkür etmek, öyle yapıların var olduğuna minnet duymak da zorlaşıyor esasında. Değer bilinmemeye başlıyor. Kötü gözümüze çok çarpıyor. İyi olan şeyleri görememeye başlıyoruz. Buna özel bir özen göstermek lazım bence. O yüzden de ya bu ne kadar iyi bir sandalyeymiş. Senelerdir kullanıyorum. Ne kadar da güzelmiş. Rengini de içten içe ne kadar seviyormuşum deyip bazı anlarda bence minnet duymamız ve sandalyelerimize teşekkür etmemizde fayda var. Çevirmen de böyle birisidir ve ben burada hata ettiğim oldu. Çünkü kendi Türkçe'ye ilişkin mücadelemi çeviriye dahil ettiğim oldu. Ve hata ettim. Okura ve yazara karşı sorumluluğum var benim. Bir yazarı okuruna benim Türkçe ile ilgili mücadelemin filtresinden geçmiş bir şekilde yansıtmak benim hatam. Bunu yaptığım oldu. Çevirirken sevdiğim ve okuyanların çok sevdiği bir iki tane çevirim oldu. Orada ne oldu biliyor musun? Yayın evi tam bana uygun bir metin buldu. Beni de o kitapla, o içerikle eşleştirdi. Dolayısıyla burada editörün ve yayın evinin çok payı var. Orhan Veli'nin mesela bir sürü çevirisi var. Çok da güzel çevirilerdir bunların çoğu. Ama bazı çevirileri enfestir. Ve o çeviriler çeviriyle Orhan Veli'nin çok mutlu bir şekilde buluştuğu çeviriler. Anlaşılmak istenmiyor. Bu felsefe de iğrenç bir şeymiş. Sonucuna alelacele varmanın bir anlamı yok. Yani ben bir kere bu anlamamışsam felsefe, bazen filozoflar kendi kafalarında bir soruya cevap vermeye çalışıyorlar. O soruyu anlamazsanız cevap havada kalıyor. Bilim tarihi ve felsefe tarihine bakarken en çok öğrendiğim şey şudur. Aristoteles
hangi soruya cevap vermeye çalışıyor sorusunu yanıtlamadan Aristoteles'in yazdığı ya da söylediği şeyi havada kalıyor. Öyle olunca cevabı anlamıyoruz. Öyle olunca bundan bana ne? Ama o zaman da insanlık tarihinin başına kadar okumak gerekiyor. Yo niye? Hayır o kadar da değil. Deleuze gibi bir adamı anlamak anladığım kadarıyla kolay değil. Şunu demeye çalışıyorum yani Deleuze ne yapmaya çalışıyor? Hangi dönemde yazıyordu? 80'de mi ne çıkıyor senin dediğin kitap? 80 civarında ne oluyor? Hem dünyada ne oluyor? Daha önemlisi Fransa'da ne oluyor? Deleuze'ün kendi güzergahı üzerinde ne oluyor? Bunu bilmek imkansız değil. Yalnızca onları bilince metne girmek daha kolay oluyor ve burada da yayıncılara iş düşüyor esasında. Ön söz, kitap arkası gibi şeylerin işlevlerinden bir tanesi bu. Türkiye'de ben bugün şunu söyleyeyim yani. Yayın evleri kitap arkası yazılarını çok kötü yazıyorlar. Artık bu yolculuk metaforunu bırakın. Birinci yasak. Yolculuk metaforu. Yolculuğa çıkartmayacak. Hayır. Bu kitap sizi yolculuğa çıkartmıyor. Bir. Hiç yolculuk. Macera yok. Bir de yansıtma yok bu ayna. Yansıtıyor, topluma ayna tutuyor falan. Bu metaforları bırakın. Bu içi boşalmış metaforların ne kadar içinin boşaltılmış olduğuna ne olur birazcık dönüp de bakın. Bu kadar köhne metaforların bu kadar yaygın olarak kullanılması biraz sıkıcı açıkçası. Çavdar tarlasında çocuklar ama bizde daha çok bilinen adıyla gönül çelen. Aslında çeviri başka bir dilde tekrar söylemektir. Fikrine ne diyorsun? Genel olarak katılıyorum söylenen şeye. Öğrencilerimle de bazen çeviri atölyesi gibi dersler yaptığımız oluyor. Orada da öğrencilere söylediğim şeylerden bir tanesi okuduğunuz metni %90'ını 95'ini anladığınızı düşünüyorsanız ki anlamanız lazım çevirebilmeniz için anlamadan çeviremezsiniz. 90-95'ini anladığınızdan emin gibiyseniz bir metni bunu şimdi Türkçe söyleyin. Yani üslubun çok önemli olduğu bir metin değilse büyük ölçüde bilgi ve fikir aktarımından ibaretse çevrilen metin dediğin şeyi yapmak lazım. Sonuçta bana bunu Türkçe söyle. Edebiyat işi karışık. Edebiyatta bence yazarın yaptığı jest her neyse ona denk bir jesti üretmek gerekebilir. Bunu hesaba katarak gönül çelen de diyebilirsiniz. Başka bir şey de diyebilirsiniz. Orada Salinger'ın ne yapmaya çalıştığını tam olarak anlayıp bugün onun karşılığı ne olabilir gibilerinden bir transpozisyon yapmak gerekebilir. Üçüncü bir ihtimal de şudur. Eski Ahit'i çeviriyorsun. Poetika'yı çeviriyorsun. Poetika'yı çeviriyorsunuzdur falan. Orada sözcüklere özel bir ihtimam göstermek gerekebilir. Orada anlama değil ya ben bunu böyle anladım ben bunu söyleyeyim hocam deme rahatlığınız artık orada yok. Orada ne bileyim ben mimesisse, katarsisse ona bir karşılık bulup her seferinde onu kullanmanız gerekebilir. Çünkü okura yalnızca dur ben sana bunun anlamını aktarayım demenin ötesinde burada hangi sözcük kullanılıyor o konuda da bilgi verme yükümlülüğü oluyor. Başka bir deyişle çevirmenin rolünün ne olacağı metne göre belirleniyor. Büyük problem yaşadığım bir şey dijital. Dijital lafını nasıl çeviriyorsun Türkçe? Dijital... Bu çok teknik bir şey. Benim hiç söyleyebileceğim bir şey sanırım yok. Ben dijitali görseydim dijital diye çevirirdim. Dijital i̇şte ama çok çirkin aslında yani şey. J ile dijital yazıyorsun. Güzel. Burada o zaman şu önemli bir nokta. Dilin estetik tarafı. Bu sözcük bana çirkin geliyor. Bu konuda ya bu Türkçe sözcükler, uydurulan sözcükler iyi güzel ama çok çirkinler diyenler var. Benzer şekilde tersinden ben eski sözcükleri hiç sevmiyorum. Bana çok çirkin geliyor da denebilir. Estetik argümanlar bence birincil argümanlar olmamalı. Fonksiyondur diyorsun. Meğer ki bu gerçekten bir üslup metni olsun. Yani şunu demeye çalışıyorum. Eğer karşınızdaki ne bileyim ben Yahya Kemal'i İngilizce'ye çeviriyorsanız, Shakespeare'i Türkçe'ye çeviriyorsanız oradaki sözcüklerin dokusu, kokusu, estetik tarafı önemli olabilir. Ama sözcüklere ya ödül ne biçim sözcük öyle kusarken çıkarttığımız sesler gibi diye dalga geçmişlerdi 40'larda 50'lerde ödül sözcüğü uydurulduğunda. İyi güzel de ben aynı itirazı mükafat sözcüğü için de yapabilirim. Yani mükafat da çok güzel bir sözcük sayılmaz. Ben nereye aksan koyacağımı bilemiyorum, nasıl okuyabileceğimi bilemiyorum. Mükafat mı diyeceğim, mukafat mı diyeceğim. Muvaffakatname var bir muvaffakatname. İkametgah. İki aylı mı yazacağım? İkameti şapkayı oraya koyarsam öncesine koyacak mıyım? Söylemeye çalıştığım şey estetik kriterler, estetik ölçütler dil söz konusu olunca sözcükler bağlamında evet insan estetik bir şey hissediyor bir sözcüğü duyduğunda ya da okuduğunda ama tek ölçüt o olmamalı. Tek ölçüt o olursa yeniden şeye döneceğiz. Özel dile döneceğiz. Yani İlker bu sözcüğü seviyor. Neden seviyor? Ne bileyim ben. Ömer'in işte uğurlu rakamı 7 neden? Öyle olunca tabii İlker'le Ömer anlaşamaz. Çünkü İlker şey diyecek. Ben işte dijital sözcüğünde J var o yüzden sevmiyorum. Ben de J'ye bayılırım diyeceğim. Ama bazı kelimelerin gerçekten çirkin olduğunu kabul edersin herhalde. Hayır hangisini? Dijital mesela çok çirkin. Yani. Bilmem niye özellikle şey olsun bilemiyorum. Çünkü sanırım dijit parmak demek galiba. Parmaktan geliyor. Fransa'daki duayı düşün. Nasıl yazıldığını düşün. Karşılamıyor. Yani aslında bu
ta baştaki Wittgenstein'a dönersek o imaj oluşturacak ya. Ben sana dijital dediğim zaman senin kafanda oluşan imaj ne mesela? Ay rezalet, hiç göstermeyeyim ben sana. Nasıl çünkü çok şey? Cahilim. Ve equalizer'ın ışıkları yanıp sönüyor. Çok iyi. İşte tam bundan bahsediyorum. Ha. Demek ki aslında doğru fikri uyandırmıyor. Evet evet. Bunu söylüyorsan tamam. Estetik yani J'den dolayı ben sevmiyorum demek yani başka. O onu laf olabilir. Fikri vermiyor diyorsan burada anlaşıyoruz. Dijital yerine ben bir şey kullanmak isterim bu durumda. Aslında şöyle Amerikalıların çok sevdiğim lafı var. Buzzword. Çok tekrarlanan ama anlamı bilinmeyen laflardandır bu. Nanoteknoloji. Gel bir nano muhabbet yapalım seninle. Dijital de öyle. Çok fazla girmiş. Aslında video mesela ben çok şaşırmıştım. Video Latince, sen tabii biliyorsundur. Görüyorum demek ya. Audio da duyuyorum demek. Bunu bilmez bir sürü insan. Ama video yerleşmiş. Orada da yanlışlar var. Çünkü normalde video daha elektriksel bir şeyi kastediyor. Yani eskiden film ve video vardı. Hani film kimyasal olan, video elektrikle olandı. Şimdi o da kalmadı. Hepsi video oldu falan. Yani tam bir çorbaya dönüştü ama bazı şeyler daha iyi yerleşiyor. Bazıları daha yerleşmiyor. Sen bence en şeffaf şekliyle ne anlatıldığını özetleyebilecek hem teknik bilgin var hem de dil bilgin var. Bence sen burada ben dijitale bilmem ne diyorum diyebilirsin. Kelime önermekten bahsediyor. Kelime önermekten. Kolay bir iş değil tabii ki. Evet. Sen kelimini öner. Olabildiğince de şeffaf bir sözcük olsun. Buna transparency yani şeffaflık deniyor. Normative transparency deniyor. Ve sözcüğü önerdiğin zaman da parantez içinde dijitalde yazı ver işte. Barnaksal video diyebilir miyiz acaba? Barnaksal. Ha parmaksal. Neden parmak denmiş? Onu bir bulmak da fayda olabilir. Aslında şey bir ve sıfırlardan oluştuğu için. Evet. Mesela binary içinde Türkçe bir sözcük galiba lazım. İkili diyorlar ama tabii olmuyor. İşte maalesef Türkçe'de daha çok üretmek lazım ve üretmeyi teşvik etmek lazım. Üçüncüsü de şu, üretilen bir sözcük, yeni uydurulmuş bir sözcüğe çok kolay dudak bükmemek lazım. 1923'te Ziya Gökalp'in uydurduğu bir sözcük günaydın ve günaydın sözcüğünü bonjour sözcüğünün bir karşılığı olarak üretmiş. Bundan çıkartılacak çok ders var. Harika, günaydın. Günaydın bizim için bugün sanki dünyanın en öz Türkçe lafıymış gibi geliyor. Rahatlıkla kullandığımız, kanıksadığımız, yanlış anlama ihtimalimiz olmayan, yanlış telaffuz ya da yazma imkanı olmayan bir sözcük. O anlamda mükemmel dile karışmış bir sözcük. Ama 1923'te uydurulmuş bir sözcük. Bu şunu da gösteriyor. 1923'te bonjour'un karşılığı olarak bir sözcüğe ihtiyacımız var. O zamanlar dilin ne kadar kriz içerisinde olduğunu da çok güzel gösteren. Peki o zaman ne diyorlar? Sabah şerifleriniz hayır olsun falan mı diyorlar acaba? Herhalde öyle, bilmiyorum hiç. Yani 1923'te hiç günaydın demedim. Ve sonra 1932'de Cumhuriyet Gazetesi'nde günaydın sözcüğünün ne kadar uydurukça olduğuyla ilişkili bir işte şiir falan filan çıkmış. Bonjour sözcüğünün de günaydın sözcüğünün de ne kadar dilimize uygun olmadığı, ne kadar estetik olarak çirkin olduğu falan filan, ne kadar silik olduğu. Son derece öznel yorumlar. Birazcık olsun yadırgatan bir şeyi görünce bu kadar da nazlı olmayalım demeye çalışıyorum. Hocam. 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 Ozon. Ozon. Ozon mesela ya, böyle bir laf uydurdu herif. Ya işte bunlara daha açık olmak lazım. Peki son olarak şakaya gelelim. Dil ve şaka. Bu konuda söyleyeceğim bir şey var mı? Valla. Mizah daha doğrusu. Mizah bölümü bence zaten yapalım. Mizah o kadar nefis bir bölüm ki bana şey gibi geliyor. Mizah ve müzik yalnızca dille değil, dünyadan çıkış yolları diyelim. Bu rahmetli Sami Baydar'ın bir lafını kullanacak olursak. Yani hayata zihnimizin azıcık bol gelmesi sayesinde hayatın hareket kabiliyetini arttıran şeyler bunlar. Yani mizah ve müzik. Yalnızca bir defans mekanizması olduğunu ben düşünmüyorum. Ve bir defans mekanizmasıysa da savunma mekanizmaları da meşrudur zaten. Ve mizahın çok ilginç tarafı, özellikle dil bağlamında düşünüyorsak, sosyal medyadaki dil kullanımına birazcık eğer gelecek olursak, bence çok büyüleyici bir şey dilde, özellikle tabii ki gençlerin, yeni gelen kuşakların, bastırılmış, ezilmiş olan kesimlerin özellikle kullandıkları mizah inanılmaz ilham verici. Dilin üretkenliğinin ortaya çıktığı alanlar. Bunlardan zevk alabilmek için de sürekli kural koyucu pozisyonu birazcık bırakıp esasında bitimleyici pozisyona yanaşmak lazım. Çok basit bir örneğini verecek olursak, yani kan kardeşinden hareketle kankaya, buradan Q'yla bunu yazmaya, sonra o Q'ları artık ses olarak ele almayıp yalnızca grafik bir nesne olarak alıp onu evirmeye ve pampaya geçip pampadan yola devam etmek bence
dev bir nanik işareti. Kime peki? Statükoya. Dilde statükoculuğa, azarlayıcı hocalara, bizi aşağılayan hocalara, insanların potansiyellerini görmezden gelen yöneticilere bence bir nanik esasında. Ve bu anlamda da sosyal medya en ilginç yer. Buraya bakmak lazım ve burayı ben de iyi inceleyebildiğimi düşünmüyorum ama doğru tavrın ne olduğuna ilişkin bir fikrim var ve zaten onu anlatmaya. Yani sen Pampa'ya kızmıyorsun. Kızar mıyım ya? Bence dünyanın en ilginç şeyi. Hatırlıyor musun? Kol bastığı çıkmıştı. Hı-hı. O yazı hatırlarsın. Evet. İnsanlar ne kadar tiksinmişti kol bastığından. Ben insanların tiksinmesine şok geçirmiştim. Çünkü bence orada işte spontan bir form ortaya çıkmıyor ama halk bir şey üretiyor. Orada bir şey vardı. Ve Türk halkı çok yaratıcı o konularda. Evet, inanılmaz bir potansiyeli var ama benim etrafımdaki herkes şeydi, ne kadar çirkin bir dans, iğreniyorum, tiksiniyorum diye şey yaptılar. Gömdüler. Gömdüler. Ve niye gömüyorsunuz diye baktım. Yalnızca gömmek çok zevkli çünkü diye, yani benim anlayabildiğim bu. Peki ben sana şimdi, sen ilk tanıştık. Eyvah. İlk tanıştık. Ben sana Pampa ne haber deseydim ne hissederdin? ne oldu şimdi? Pampa ne haber felsefe felsefe. Pampayı iyi kullanman lazım. Her şeyde... Yani sen kaldırabilir misin Pampa'yı? Hele ki ilk görüşte ben şey derdim, bunun kafası güzel. Efendim siz de işinize geldiği gibi çeviriyorsunuz da. ne biçim iş ya? Geçen bölümde kedilerden epey söz ettik. Senin kedilerin dolayısıyla. Orada esasında vurgulayabileceğimiz ve bugün söylediklerimizle de bağlantılı olan Wittgenstein lafı var. Çok da meşhur. Yani bu golü nasıl kaçırmışım şaşırdığım için bari şimdi bir bu basit golü atayım dedim. Wittgenstein şey diyor, aslanlar konuşabilseydi biz onları anlayamazdık diyor. Dolayısıyla konuşuyorlar diyor. Aslında. Belki de konuşuyorlardır diyor ve sizin bu aslanlar konuşabilseydi onları anlayabileceğinize ilişkin özgüveniniz nereden geliyor? Sorusu da olabilir bunun arkasında. Hoşuma gidiyor. Bu vesileyle yeni kaybettiğimiz Oruç Aroba'nın Wittgenstein'dan çevirdiği traktasyonun çok meşhur son cümlesini. Son cümleden hemen önceki cümleyle birlikte genellikle unutulan ya da alıntılanmayan parçayla birlikte alıntılamış olalım. Şu anda. Söyle artık. uzun bir. Söylenebilir ne varsa açık söylenebilir. Üzerine konuşulamayan konusunda da susmadım. O zaman susalım mı hocam? Hadi bakalım yeniden. Siz susamıyorsunuz yalnız hocam. Mesaj yazacaktım. Try me diyecektim. Sence sözün ötesinde bir dünya var mı? Tabii ki var. Aşkın bir şey var diyorsun. Tabii tabii. Yani gerçeklik bence sözün ötesinde olan bir şey. Biz ona ulaşmaya çalışıyoruz. Ben bu açıdan çok klasiyimdir. O zaman sözden arınmak gerekmez mi aslında? E tabii gerektiğinde sözden arınmak gerekir tabii. Ama hayatını felsefeye olarak geçiren bir adam. sözden arınırsa ama geriye biz, ne kalır? Ama biz felsefeye sorumlu değiliz. Biz felsefeye karşı sorumlu değiliz. Hakikate karşı sorumluyuz. Ve hakikatin bazı yerleri dil dışında olabilir. Ne bileyim ben, bir arkadaşınızın bir yakını ölmüş. Onun yanına gidip durmadan konuşup... Abi biz sana başka bir anne buluruz, baba buluruz diyebilir misin? Ne söylesen boş kalır. Orada rasyonalitenin, aklın bence icap ettirdiği, buyurduğu şey şudur. Yanına git ve sus. İyi konuşan kişi o yüzden iyi susar ve doğru susmasını bilmelidir. Hocam dil deyince akla şiir geliyor. Gelecek bölüm şiir konuşalım mı? Olabilir. Önce mizah var, zaman konuşalım. Bir de tabii ki senin şiirlerini konuşalım. Benim şiirlerim. Peki hocam, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kal İlker.